Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Temmuz ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunda parlayacak. Yengeç yeni ayının tesirleriyle bu aya başlıyoruz. Oğlak burcunda bir dolunay, Aslan burcundaysa yeni ay doğacak. Gezegeniniz Mars 5 Temmuz itibariyle Boğa burcunda ilerleyecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Yengeç yeni ayı ile beraber başlıyoruz Temmuz ayına. Bu da ayın ilk yarısında özellikle sizin için ev, yuva, aile ve özel yaşamla ilgili konulara biraz daha öne çıkarıyor. Burada yuva kurmak olabilir, taşınmak, evinizle ilgilenmek olabilir, ailenizle ilgili bazı temalar olabilir. Özellikle ayın ilk yarısı içerisinde bu konularda daha fazla odaklandığınızı söyleyebilirim. Hızlı bir Merkür var. Merkür ayın ilk günlerinde İkizler burcunda, 5'inden sonra Yengeç, 19'undan sonra ise Aslan burcunda ilerleyecek. İletişim trafiği artıyor. Yoğun bir hareket var. Özellikle aile üyeleri, kardeşler, akrabalar, yakınlar, yakın çevrenizdeki kişiler, komşular, kardeşler, onlarla daha fazla bir arada olabileceğiniz, iletişimin artacağı, haber trafiğinin artacağı, kısa uzun seyahatlerin, ziyaretlerin söz konusu olabileceği bir ay Temmuz ayı. Bu anlamda ticari konularda da sizin için tabii ki faydalı olabilir. Özellikle Merkür'ün 5 Temmuz'dan itibaren Yengeç burcunda 3. evinizde ilerliyor olması, iş konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, herhangi bir ticari girişim, eğitimle ilgili konular, eğitimle ilgili bir işiniz varsa burada tabii ki önemli hareketler getirebilir size. Yeni şeyleri öğrenmek konusunda da çok meraklı olacağınız için bu ay bir şeyleri okuyabilir, araştırabilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz. Eğitim hayatınızla da ilgili önemli kararlar alabilirsiniz sevgili koçlar. Ve Mars ayın 5'inden sonra Boğa burcunda olacak. Para evinizde olacak. Bu da ayın genelini aslında parasal kazançlar bakımından çok önemli hale getiriyor. Mars yoğun bir enerji verecek. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz her anlamda. Hem maddi konularla ilgili hem de manevi konularla ilgili güvende hissetmek istiyorsunuz ve kendinizi güveni alacak faaliyetlerde daha fazla çaba harcayabilirsiniz. Tabii ki para kazanma içinde daha fazla çaba görüyoruz burada. Ancak bazen de paraları daha fazla harcayabiliriz. Örneğin bir ev, yuva kurma ortamı durumunuz var. Taşınacaksınız, ev alacaksınız, emlak alımı olabilir. Yani bunlarla ilgili de para girişlerinin veya çıkışlarının olabileceği yine hareketli bir ay Temmuz ayı. 13 Temmuz'a geldiğimizde 21 derece Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin gibi öncü bir burçta olduğu için yine çok güçlü etkileri var. 10. evinizde meydana geliyor. Kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek hedefleriniz, İş ve işle ilgili sorumluluklarınız alanında bir tamamlanma ve dönüşüm enerjisi var. Plüto ile de birleştiği için güçlü ve dönüştürücü bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu dolunayın tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Kişisel gezegenleriniz arasında öncü burçlar varsa o zaman bu etkiler daha da artabilir tabii ki. Toplumdaki duruşunuzu, statünüzü etkileyen bir işle ilgili bir gelişme olabilir. İşe girebilirsiniz, işten ayrılabilirsiniz, görev değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Tabii ki ilişkilerinizle ilgili, evlilikle ilgili kararlarınız veya iş birlikleriyle ilgili alanlarda da bu dolunayın önemli tesirleri olabilir. Ebeveynlerinize de dikkat çeken bir dolunay, aile büyükleri özellikle, otorite figürleri, onların sizin üzerinizdeki etkileri veya onların vereceği kararların sizin yaşamınızdaki etkileri de bu dolunayda çok gündeminizde olabilir. Sevgili koçlar, dolunayı takip eden ayın ikinci yarısında bu tesirler kendini hissettirmeye devam edecek. 17-18 Temmuz'da Yengeç burcu Güneş'in özellikle Merkür'le ve Neptün'le çok güzel açıları var. Yengeç burcundaki Güneş'in biraz da hani bu size mutluluk getirebilir, keyif getirebilir. Özellikle ailevi konularda bazı sorunlar varsa bunların çözümüne dair yardımlar getirebilir. Aile, ebeveynlerinizin bazı sağlık sorunları varsa bunların şifalanması olabilir. Örneğin bir ev gayrimenkulle ilgili bir konunuz varsa hani bunun çözümü için bazı destekler, yardımlar alabilirsiniz. Her anlamda ruhsal, bedensel, zihinsel şifa anlamında çok güzel açılar var. Özellikle Güneş'in ve Merkür'ün Neptün'le yapacağı açılar
bu dönemlerde 17-18 Temmuz aralığında lütfen bilinçaltınızı biraz daha dikkate almakta fayda var. Manevi konulara da odaklanabilirsiniz. İç dünyanıza yönelebilirsiniz. Sezgilerinizi takip edebilirsiniz. Ve çevrenizden gelen işaretleri iyi takip etmeye çalışın. Evet, ve ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişi biraz daha dış dünyadaki etkileşimleri arttıracak. Özgüveniniz artacak. Kendinize yazılı, sözlü, her türlü alanda yaratıcı anlamda daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. Sahnede olmak isteyeceğiniz, sahnede başkalarının da dikkatini çekebileceğiniz bir dönem. Ve ayın 20'sinden itibaren Merkür'ün bu konumu özellikle Boğa Burcu'ndaki Mars'la da etkileşime geçmeye başlayacağı için biraz daha aktifleşecek. Hem maddi konularda hem manevi konularda daha aktif olabileceğiniz bir dönem. Özgüveniniz artacağı için bazı riskler de alabilirsiniz. Örneğin bunlar parasal konularda olabilir ya da keyif için, zevkleriniz için, eğlence için, aşk için, romantik konularda da daha girişken, daha cesur olabilirsiniz. Ve biraz da belki para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Ve ayın 28'inde Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay ateş elementinde, aynen sizin gibi. Dolayısıyla size aslında olumlu tesirleri olan bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa Aslan yeni ayının size tesirleri çok daha güçlü olabilir. Bu yeni ay aşk hayatınızda yenilikler getirebilir, aşık olabilirsiniz. Romantik bazı tesirler var. Size keyif verecek, sizi eğlendirecek faaliyetler öne çıkıyor yeni aydan sonra. Özellikle tatile çıkmak, gezmek, eğlenmek de olabilir veya kişisel olarak kendinizi ifade edebileceğiniz bazı hobiler, sanatsal faaliyetler, sosyal alandaki aktiviteler, organizasyonlar, toplantılar, kutlamalar, partiler, hani bunlar da çok daha aktif olabilir. Çocuklarla da ilgili güzel gelişmeler var. Çocuk sahibi olmak isteyen koçları destekliyor bu Aslan yeni ayı. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla da ilgili bazı planlarınız var, onların bazı seçimleri, onlarla ilgili konularda Aslan yeni ayı ve onu takip eden 2 hafta boyunca daha çok gündemimizi şekillendirebilir. Ayın son günlerinde Boğa Burcu'ndaki Mars'ın özellikle Uranüs'le birleşmesi, kuzey düğüme doğru ilerlemesi, parasal konularda bazı hızlı ve sürpriz gelişmeler de getirebilir sevgili koçlar. Bunlar özellikle şans alanlarında, spekülatif piyasalar olabilir, buralarda bazı hızlı gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Riskler de var tabii ki, söz konusu Uranüs olduğunda sürprizler de olabilir. Hani bunlar artı ya da eksi bir şekilde etkileyebilir. Şansla ilgili alanlarda, riskli alanlarda evet bazı riskler alabilirsiniz ve bunlar sürpriz getirirler size sağlayabilir ama dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hızlı gelirler olabileceği gibi hızlı giderler de olabilir. Bunun yanında hiç beklemediğiniz, yani harcama planlarınızda yer almayan, bütçenizde daha önceden öngörmediğiniz bazı harcamalar da olabilir. Ayın son günlerinde finansal konularda özellikle daha dengeli hareket etmekte, biraz daha belki kontrollü olmakta fayda var sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.